Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar, Ezgirem kanalına hoş geldiniz. Çok uzun bir süredir bekliyordunuz bu video için. Karşınızda yepyeni kombin videosu, bahar kombinleri. Harika kıyafetler derledim sizler için. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Video başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Ben bu kombinleri büyük bedenler için yapıyorum. Fakat fikir alabilmeniz için, yani büyük beden insanlar bunları giymek zorunda diye bir kural yok biliyorsunuz. Modanın kuralları olduğunu düşünmüyorum. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde giyinebilirsiniz. Bunlar benim beğendiğim ve sizlere göstermek istediğim parçalar oluyorlar. Aynı zamanda ben büyük beden birisi olarak kilomu saklama gereği duymuyorum. Çünkü benim kilolu olduğum gerçeğini zaten bütün dünya biliyor. Kilomu saklasam da biliyor, saklamasam da biliyor. Yani teknik olarak çok fazla saklayamıyoruz. Onun için ben açıkçası kendime neyi yakıştırıyorsam onu giyiyorum. Bu nedenle bu zayıf görünme videosu değil. Son olarak söyleyeceğim şey ise, bütün parçaların linkleri aşağıdaki açıklama kutusunda bulunuyor olacak. Çoğu yurt dışından parçalarım biliyorum. Ama yurt dışında biliyorsunuz bu sektör çok daha gelişmiş ve bu üretimler çok daha iyi yapılıyor. İleride bunun hakkında bir projem de var. Şu anda spoiler vermek istemiyorum. Çok ileride çünkü. Hani yakın olsaydı derdim, böyle böyle bir şeyler yapıyorum ama onun için şimdilik söylemeyeceğim. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz bu arada. Gümrük vergisi kesiliyor. Ama ürünler çok güzel. Eğer bütçeniz varsa kesinlikle bakmanızı öneririm. Shein'e de, Yoyins'e de, ikisinin linkleri olacak zaten aşağıda. Onun dışında zaten Trendyol'dan veya işte Türkiye içerisinde ulaşabileceğiniz markalardan ürünler ayarlamaya çalıştım. Mesela bu üstümdeki gibi, bu Instagram'da olay oldu arkadaşlar. Bunun stoklarını biz bitirdik. Bu videoda da kombinlerde de kullandım. Göreceksiniz zaten. Daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, yepyeni bir kombin videosuyla karşınızdayız. Şimdi bu kıyafet hakkında açıklamamı yapayım. Bu pantolona Instagram'da öldünüz öldünüz bittiniz. Ben de aynı şekilde. Bu pantolona gerçekten bayıldım. Shein'den aldığım en güzel şey olabilir. Bu tarz pantolonların bana yakışmayacağını düşünüyordum. Fakat yanlış düşünüyormuşum galiba. Bence benim gibi bir şekliniz varsa, bu tarz pantolonlardan korkuyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir kesim olduğunu düşünüyorum. Sadece likrasız pantolonlarda biliyorsunuz kalça bel oranı tutmuyor genelde. Onun için bir terzilik ufak bir işi oluyor ya da kemer takmanız gerekiyor. Ben daha bunu terziye götüremedim. Paçasını da yaptıramadım ama yaptıracağım arkadaşlar. Altına topuklu bir bot tercih ettim. Çünkü bu biraz daha böyle bad bitch tarzında bir şey oldu. Böyle baddie, işte Instagram, böyle karanlık bir estetik gibi. Düşündünüz, bildiniz, geldi aklınıza değil mi o? Evet, tamam. Aynen o şekilde oldu. Üstümdeki tülden bluzu da Shein'den aldım. Fakat eğer bu bluzdan almak istiyorsanız bir beden ya da iki beden bile büyük alabilirsiniz. Çünkü esnediği takdirde kaygan bir kumaş olduğu için çok çabuk yukarı çıkıyor. Bu videoda biraz böyle çekiştirdiğimi görebilirsiniz. Ben içerisinde bir spor sütyen de tercih ettim. Fakat atlet de giyilebilir, normal sütyen de giyilebilir. Tamamen size kalmış. Ben bu spor sütyenimi çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz. Maalesef linki yok ama kullandım yine de bu videoda. Bir de böyle tatlış bir çanta tercih ettim, tatlış bir kemer tercih ettim ve çok güzel bir kombin oldu. Bu pantolona bayıldığım için ikinci bir kombini de tekrardan kullanmak istedim arkadaşlar. Bu sefer daha gündelik, daha casual bir kombin hazırladım. İçerisinde crop bir atlet giydiğim, yine üzerine de crop bir hırka giydiğim bu tatlış kombinde bir de böyle lila bir çanta kullandım. Tam anlamıyla da gündelik bir kombin oldu. Bu sefer topuklu bot yerine spor ayakkabı tercih ettim. Bu spor ayakkabının rengini ben mavi, lila tarzı pastel tonlarla inanılmaz yakıştırıyorum. Gerçi siyahla falan da güzel oluyor ama en çok bu tonu maviyle yakıştırıyorum, onu da söylemek istedim. Bu şekilde casual bir kombin yaptım. Bu tarz crop pırkaları falan çok seviyorum. Zaten pantolonun beli gerçekten arşa kadar. Onun için kesinlikle crop şeylerle tercih edebileceğiniz bir pantolon. Beli çok aşağıda olsaydı önermeyebilirdim. Çünkü rahatsız oluyor. Ben sevmiyorum açıkçası. Böyle çok az bir boşluk ya da hiç boşluk olmamasını tercih ediyorum açıkçası. Ama bu kombin çok tatlı oldu. Bu arada bu hırka Trendyol Milla'dan aldım. Trendyol Milla'da bazı kıyafetlerin kalıpları gerçekten çok geniş. Bu large beden. Normalde benim üstüm biliyorsunuz yani 44-46. Ama gayet rahat olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bazen böyle Trendyol Milla'da geniş bedenli olan kıyafetlerden buluyorum. Bunlarla bir link hazırlamıştım. Onu da açıklama kutusunda ayrıca bulabilirsiniz. Çantalar da bu arada, bu videodaki tüm çantaları aynı yerden aldım. Oranın da linkini bırakacağım. Instagram sayfasından sipariş verdim ve 8 tane çantayı 265 TL'ye aldım. Çok korkunç bir fiyat arkadaşlar. Her neyse,
Bu pantolonu Enel sizin kadar ben de beğendiğim için iki kombinle kullandım. Lütfen beni haşlamayın sürekli aynı şeyleri giyiyorsun diye. Bu arada bu kombini geçen gün dışarı çıkarken giymiştim. Ve gerçekten evet, bu tam bir Ezgi kombini. Kemer de bıraktığım linklerde olacak arkadaşlar. Onu da çok soruldu Instagram'da. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu tarz crop şeyler giydiğiniz zaman bence beliniz çok güzel ön plana çıkıyor ve ben inanılmaz beğeniyorum bu görünen şekli. Onun için kesinlikle hani kilonuz olsa bile, göbeğiniz görünse bile crop giymenizi öneriyorum. Deneyin, beğenmezseniz giymezsiniz zaten biliyorsunuz. Ama denemekten çekinmeyin bence. Bu kombin benim için çok zor bir kombindi çünkü benim vücudumun geniş olan kısmı alt tarafım olduğu için genelde alt tarafımı çok fazla öne çıkarmayan desensiz koyu renkte altlar, pantolonlar tercih ediyorum. Fakat bu desenli bir pantolon. Beni evet biraz daha geniş gösteriyor, farkındayım. Ama pantolonu o kadar beğendim ki sorun etmiyorum. Gerçekten çok tatlı bir pantolon. Böyle hafif bir punk görüntüsü oldu. Onun için altına siyah botla kombinledim. Galiba paçasını biraz daha katlarsam daha güzel görünür. Bir kat katlamıştım sadece. Üzerine yine siyah deri ceketle tercih ettim. İçerisinde crop boy bir atlet giydim. Bu atleti bu arada H&M'den almıştım ve fiyatı da çok uygundu. Ve X-large üzerimdeki ve benden biraz daha kilolu birisi de sığabilir onun içerisine. Onun için çok güzel bir atlet. Hem de üst tarafı biraz toparlıyor. Onun için kıyafetlerin içine de giyebilirsiniz. Onun için çok güzel zaten. Böyle hafif punk bir estetik oluşturdum bu kombinde de. Zaten şimdi saçımı da topladım. Heh, ceketi de çıkartıyorum. Bu da bu şekilde bir kombin oldu. Pantolonun tek tatsız tarafı kemer halkası yok ve cepleri de yok. O en tatsız kısmı pantolonun. Onun dışında bence pantolon harika. Ben cep kullanmayı çok seven biri olarak bu beni çok üzdü. Ama gerçekten çok tatlı bir pantolon. Kumaşı ince. Onun için bahar ayları için, yaz ayları için harika bir pantolon olacaktır. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Galiba ama bir beden büyük alabilirdim. Çünkü otururken falan likralı olmadığı için birazcık kasıyor bazı yerlerden. Ama o zaman da beli çok büyük olurdu diye böyle. Çok büyük ikilemde kalıyorum bazen. Büyük mü almalıyım, küçük mü almalıyım diye. Siz de yaşıyorsunuzdur kesin bunu. İlk kombindeki çantayla kullandım. Bu çanta gerçekten tam gündelik bir Ezgi çantası. Ufak ve tatlı. Bu da bu şekilde bir kombin arkadaşlar. Bu gördüğünüz kombin benim kişisel favorilerimden biri olabilir. Böyle saten askılı atletler biliyorsunuz çok moda. Büyük beden satan harika bir mağaza buldum. Sadece 60 TL bu arada ve gerçekten her rengi var. 60 bedene kadar var ve çıldırıyorum. Kumaşı o kadar kaliteli ki ağlamak istiyorum böyle. Hani üstümde o kadar güzel hissettiriyor ki müthiş bir şey. Ve koyu mor aldığım için lila bir çanta ve lila bir ayakkabıyla ve açık mavi bir mom jean'le kombinledim. Ve bu kombini böyle görünce diyorum ki Ezgi tamam sen kombin yapmayı başarıyorsun, bu işi yapıyorsun falan dedim resmen. Üstümdeki mom jean arkadaşlar bir önceki kombin videosunda vardı. Fakat paçası uzundu, biraz boldu. Terziye verdim, birazcık daralttırdım. Beli çok boldu ama ben böyle pens attırmak yerine oraya lastik yaptırdım. Beli tam kapansın, rahat olsun diye. Aynı zamanda paçadan da tabii ki kestirdim ama bu videoda kıvırdım bileklerim görünsün diye. Çünkü ayakkabının bilekleri bağcıklı ve çok tatlı. Ayakkabı için şunu söylemek istiyorum. Çok güzel ama ben çok rahat edemedim ayakkabıyla. Topuklu ayakkabı alışkanlığım da yok. Ama aynı zamanda birazcık da böyle terlik gibi bir hissi var ayakkabının. Ona göre alabilirsiniz ama gerçekten çok tatlı bir ayakkabı. Özellikle bu pantolonla da çok güzel gittiğini düşünüyorum. Bu benim normal tarzımın biraz dışında bir kombin. Normalde giymediğim bir şey ama giyebilsem giyerdim. Bizim bu İzmir'in yollarında topuklu ayakkabı giymek her yiğidin harcı değildir. Buna inanıyorum. Bu arada bu tatlış kolyeyi de, kolyem de çok tatlı biliyorum uzaktan pek görünmüyor ama Luca Store'dan aldım Instagram'da. Onlar da çok tatlışlar, onlara da teşekkür ediyorum. Evet ve bu tatlı çantayla kombinledim. Bilmiyorum çanta ve ayakkabının uyumu beni benden aldı arkadaşlar. Bu kombin galiba benim favorim olabilir bu videoda. Havalı K-pop idolü havaalanına gidiyor kombinime hoş geldiniz arkadaşlar. Siyah güneş gözlüğüm, böyle ketay bir güneş gözlüğü. Aynı zamanda siyah boyundan halter bir crop. Altına da kargo bir pantolon giymiş bulunmaktayım. Pantolon yine bir beden büyük alabilirmişim ama o zaman da çok bol durabilirmiş bazı yerleri. Bilemiyorum artık. Belki biraz kilo veririm, güzel olur. Gözlüğüm Trendyol'dan zaten. Üstüm ve altım Yoyinis'ten. Çantamda bu kadar büyük bir çanta tercih ettim. Çünkü bu çantayı laptopum için almıştım. Benim laptopumu sığdırabileceğim laptop çantaları yok. Biraz büyük bir laptopum var. Ayakkabı da yine aynı bu renk Vizon. Vizon ayakkabıyı tercih ettim. Çok güzel bir kombin oldu bu. Çok
tatlı, hani aynı zamanda çok havalı ama çok rahat ve çok spor bir kombin oldu. Altına eşofmanla da tercih edebilirsiniz. Bu birazcık daha böyle outdoor kumaşına benziyor kumaşı. Daha böyle haşır uşur bir kumaş diyeyim. Ama su geçirmez olacaktır tabii ki. Yan tarafta cepleri yok ama bacakta cepleri var. Tam kargo model gibi. Bağcıkları falan da var. Aslında çok da tatlış bir pantolon. Kesinlikle öneririm bu tarz şeyleri seviyorsanız. Üst ise en küçük bedenini almama rağmen biraz bol, sırtı düşüyor. Bazen tüklerimin arkası görünecek diye korkuyorum ama onu da ufak bir tarzı işiyle halledebilirim. Çünkü ben açıkçası bu halter tarzı şeylerin duruşlarına bayılıyorum. Bu kesinlikle yine çok tatlı bir kombin olduğunu düşünüyorum. Bahar günlerinde, yaz günlerinde tercih edebileceğiniz full siyah. Biliyorum full siyah giymeyi sevenlerimiz çok fazla ki ben de çok seviyorum. Bu konudan ben de şikayetçiyim. Hani dolaptaki bütün renklere bakıyorum ve diyorum ki bugün de siyah giyeyim. Aynı onun bir kombini gibi oldu. Ama gerçekten şık bir kombin oldu. Yine pantolon benim için değişik bir silüet. Ama yeni şeyler denemeye başlıyorum. Hani madem kombin videoları çekiyoruz, değişik şeyler olsun diyorum. Evet, bu da böyle bir Ezgi Casual günlük işte bilgisayarını almış bir yerlere gidiyor kombini oldu. Evet, geldik yeşilli kombinimize. Bu elbiseyi Instagram'da paylaştığım zaman kafayı yemiştiniz. Nereden elbise harika harika diye bir sürü yorum gelmişti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de bu elbiseyi çok beğendim. Elbise Yoinks'ten. Böyle saten kumaşa sahip bir elbise. Bu nedenle tabii ki birazcık hatlarımızı belli edebilen bir elbise. Ben içerisine sadece şort giydim. Hani altım görünmesin diye giydiğim bir şort. Ama siz eğer dilerseniz içerisine korse ile şekillendirici bir şeylerle giyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Çünkü genelde korseler benim bacak kısmımı kesiyor. Hani göbeğimi toparlarken bacak kısmımı kesiyor. Yine kötü bir görüntü oluşuyor. Aynı zamanda rahatsız hissediyorum. Onun için çok fazla düzgün korse giymiyorum. Hani çok sık giydiğim bir şey değil. Eğer çok önemli bir event varsa evet 3 tane üst üste yapıştırabiliyorum bazen. Onlar farklı durumlar. Bu elbiseyi istediğiniz kadar yan tarafını çekip kısaltabiliyorsunuz. İsterseniz uzun da kullanabilirsiniz ama bence yanını kısa kullanmak daha güzel görünüyor. Bu arada dolap hesabı açtım. Böyle bir şey satmayı düşünüyorum. Kendime bir beden büyüğünü almayı düşünüyorum. Öyle daha iyi duracakmış gibime geldi çünkü. Eğer merak ediyorsanız dolap hesabımı ne zaman şey yapacağımı, ne zaman yükleyeceğimi bilmiyorum ama Instagram'dan takip ederseniz gösterebilirim. Orada paylaşıyor olacağım. Burada şöyle güzelce nasıl bağlandığını falan göstermişim. Aferin Ezgi. Şimdi bunu mint yeşil bir çanta ve mint yeşil bir ayakkabıyla kombinledim. Yine ayakkabı çanta uyumu yaptım. Elbisenin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Alt tarafındaki ufak fırfırlar sayesinde elbisenin önü ne kadar kısa olsa bile arkası kısa olmuyor. Bu nedenle frikik verme olasılığımız çok azalmıyor. Onun için elbise çok mantıklı ve çok iyi bir elbise. Aynı zamanda göğsünün altındaki dekolte de çok güzel. Bazen ben sütyen görüyorum oradan ama sütyenin altına kıvırdım dekoltenin alt kısmını. O zaman güzel göründü. Aynı zamanda ön kısmını da istediğiniz kadar büzüp açabiliyorsunuz. Dekolteyi kapatmak isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir artısı. Bence herkesin dolabında olabilmesi gereken bir elbise. Bu elbisenin başka kumaşlarda kesimleri de var böyle benzer kesimde olan. Onlara da istiyorsanız siteye gidip bakabilirsiniz. Aşağıda dediğim gibi her zaman olduğu gibi linkleri olacak. Ayakkabı ve çanta da çok tatlı oldu bence. Yani bunun altına spor ayakkabıyla da kombin yapılabilir. Spor ayakkabıyla kombin yapılırsa daha gündelik bir elbise olur. Fakat topuklu ayakkabıyla kombinlendiğinde daha şık bir elbise olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu yeşil rengini çok fazla giymezdim eskiden. Saçımı sarıya boyattıktan sonra çok güzel gittiğini fark ettim ve giymeye başladım. Evet, bu da bu şekilde bir kombin arkadaşlar. İkinci elbisemize geçelim. Bu omuzları açık, vücuda oturan, üzeri ruşlu. Türkçesi nedir bilmiyorum. Böyle kırışık kırışık kumaşlar var üzerinde. Ruched diye geçiyor İngilizcesi. Benim Türkçem çok kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ana dilim ama bütün günümü İngilizce geçiriyorum. Teşekkürler İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bu şekilde bir vücuda yapışan bir elbise. Normalde bu tarz elbiselerle kesinlikle içine korse giymem gerekir. Fakat bunun üzerindeki detaylar sayesinde bu tarz görünen kıvrımları falan çok güzel kapatıyor. Onun için harika bir elbise olduğunu düşünüyorum zaten. Gördüğünüz üzere bence boyu da çok güzel. Biraz kısa gelmiş olabilir ama birazcık aşağıya çekebilirsiniz. Ben bayağı bol bıraktım açıkçası. Birazcık daha aşağıya çekilebilir elbise. Boyunluğu çok kısa geldiyse size. Bence boyu güzel. Çünkü hem arkanın açılma riski yok hem de boyumu güzel gösteriyor. Benim boyum kısa olduğu için tabii ki birazcık elbiseleri daha kısa tutunca boy daha uzun görünüyor.
Buna uygun çok bir topuklu ayakkabı bulamadığım için hani ayakkabı olarak ben de topuklu bir botla kombinledim. Belki başka bir ayakkabı olsa boyum daha uzun görünürdü, bilemedim ama bu botla da böyle birazcık yine dediğim gibi baddie havası oluşturuyor elbise için. Aslında elbise o kadar da baddie değil. Üzerindeki kirazlar birazcık sevimli yapıyor elbiseyi ama kiraz olmasaydı büyük ihtimalle bir baddie elbisesi olurdu diye düşünüyorum. Bu tarz elbiseleri ben normalde kendime yakıştırıyordum ama tabii ki her tarafımı belli ettiği için çok da fazla giyemiyordum ama bu elbise bayağı iş görecektir o konuda diye düşünüyorum. Korkmayın, bence siz de deneyin bu tarz şeyleri. Bakın, ben hep korktuğum şeyleri denemeye başladım kombin videoları sayesinde ki umarım bir gün siz de korktuğunuz şeyleri yenersiniz ve denersiniz diye arkadaşlar. Evet, harika bir baharlık kombin daha. Bu sefer etekli bir kombin yaptım. Burberry desende bir eteğim var. Yırtmacı birazcık yukarıda ama istiyorsanız yırtmacını yana, daha yana falan alabilirsiniz. Eteğin önü arkası yok gibi bir şey. Nereye istiyorsanız alabilirsiniz. Bu arada ben eteğin belini birazcık kıvırdım çünkü çok büyük almışım. Üstte alt bir set olarak satılıyor ve 4X large almışım. 3X large alsaymışım ikisi de çok daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Çünkü üstte alt da bayağı bol geldi. Onun için belini kıvırdım. Birazcık yırtmacı çok yukarıya çıktı. Ama bence sorun çözülebilir. Çok da büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Aksine çok da tatlı bir set bence bu ve 100 lira falandı bu setin fiyatı. Gümrük vergisiyle birlikte 120 lira falan ediyor. İki parça kıyafet için bence gerçekten harika bir fiyat. Yine altına aynı şortu giydim. Fark ettiyseniz göbeğim çok fazla çıkmıyor. Tabii ki birazcık bol olduğu için daha iyi duruyor. Ama gerçekten çok tatlı bir kombin oldu. Spor ayakkabıyla ve küçük bir çantayla kombinledim. Çünkü bu böyle atıyorum cumartesi günü arkadaşlarımla böyle dışarı çıktım kombini gibi bir şey. Bence çok tatlı oldu bundan dolayı. Beyaz spor ayakkabınız kesinlikle dolabınızda olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Beyaz spor ayakkabı günün kurtarıcısı oluyor her daim. Kesinlikle öneriyorum bu arada. Yoksa almayı ihmal etmeyin. Üst uzun kollu ama bence bahar günlerinde soğuk olabilir. Hatta altına kilotlu çorap bile giyebilirsiniz belki bu kombini yaparken. Bence her türlü kışın bile giyilebilecek bir kombin, çok soğuk bir yerde yaşamıyorsanız. Bilmiyorum, ben bu seti çok beğendim. Böyle çok cici, çok minnoş hissediyorum ama aynı zamanda da çok güzel hissediyorum. Öyle tatlış bir kombin oldu da. Gelelim spor giyinmeyi sevenlere ve aynı zamanda spor yapan arkadaşlara. Ben açıkçası yakın zamanda spor salonuna geri dönmek istiyorum ama vakalar bu kadar yüksekken tabii ki dönemiyorum. Korkuyorum açıkçası. Ama spor salonuna dönersem giyeceğim kombinlerden bir tanesi budur. Böyle bir spor seti aldım. Alt tarafı tight, üst tarafı crop. Ama tight çok ince değil, eşofmanımsı bir tight. Böyle çok vücuda yapışan, çok rahatsız eden bir kumaşı yok. Aynı zamanda yanları şeritli, tamamen bir Adidas çakması ama bence her türlü çok güzel. Üst tarafı bana birazcık bol geldi. Bu da set olarak satılıyor. Onun için tabii seçme şansım pek yok. Ama üstünü de altını da aşırı beğendim açıkçası. Biraz bol ama çok da dar olursa yukarı çok çeker diye düşünüyorum. Şu anda da çekiyor ama çok fazla çeker diye düşünüyorum. İçerisinde bir spor sütyeniyle giymeyi düşünüyorum bunu. Hem çok fazla dekolte göstermiyor, hem beli çok açık değil, hem de gerçekten çok rahat bir set arkadaşlar. Hani bu videoda gerçekten bu ürünlerin bir tanesini alın diyecek olursam bu olabilir. Çünkü çok rahat, inanılmaz rahat. Ve kumaşı falan da gerçekten çok güzel, çok da rahat edeceğiniz bir şey. 15 kere rahat dedim değil mi? Rahat sayıcı koyacağım köşeye birazdan. Spor yaparken giyebileceğiniz bir şey. Aynı zamanda gündelik de giyebilirsiniz. Setlerin en sevdiğim yanı parçaları ayırarak başka şeylerle kombinleyebilirsiniz. Onun için set kıyafet almayı ben çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yakın zamanda vakalar düşer, ben de spor salonuna gidip eski kondisyonuma kavuşabilirim. Teşekkür ederim. Bu da videomuzun son kombini. Henüz havalar çok sıcaklamadığı için biraz daha soğuk bahar günleri için hazırladığım bir kombin. Bu Boston'ın sweatshirt'ün stoklarını biz bitirdik arkadaşlar. Trendyol gerçekten stoklarını biz bitirdik. Bana ulaşacaklar diyecek ki Ezgi yeter, yetişemiyoruz falan diyecek herhalde. Galiba biz bitirdik bunun stoklarını gerçekten. Çok tatlı bir rengi var. Aynı zamanda yine large beden ama bayağı oversize olduğu için bana bile gördüğünüz üzere kolları falan gayet güzel oluyor. Bunun tek problemi yıkarken yakası birazcık mavi oldu benimkinin. Nasıl bunun çıkacağını bilen biri varsa bana yazabilir. Yıkarken nasıl rengin geçmesini önleriz. Altındaki pantolona da değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim en sevdiğim pantolon üreten marka büyük beden için H&M. Kesinlikle H&M. Altındaki pantolon şekillendiren serilerinden, bu en pahalı pantolonlarından bir tanesi, 300 lira mı ne pantolonlar. Ama indirimde yakalarsanız çok karlı alıyorsunuz. Ama
Bu pantolonlardan bir tane alıyorsunuz ve 3 yıl 4 yıl falan giyiyorsunuz. Hem şekli asla bozulmuyor, inanılmaz güzel bir toparlama etkisi var. Bütün karın, basen, her yeri fark ettiyseniz diğer pantolonlarla kıyaslayın. O kadar güzel toparlıyor ki kafayı yersiniz gerçekten. Altına da beyaz spor ayakkabıyla tercih ettim. Bunun da tadilatını yaptıramadım. Paçalar birazcık uzun. Onu da yaptırdıktan sonra bence harika bir pantolon olacak benim için. Beli de yüksek. Biraz daha yüksek yapsalar daha çok mutlu olacağım. Ama o kadar da tam böyle istediğim kadar yüksek olmuyor. Ama yine de kesimi o kadar iyi ki. Bence kesinlikle herkesin dolabında olması gereken bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Bu pantolonlara kesinlikle bakın arkadaşlar. Ve bu da son kombinimdi. Video bitmiştir. Evet gençler, umarım kombinleri beğenmişsinizdir. En çok hangi kombini beğendiniz? Lütfen aşağıdaki yorumlara yazın. Çok merak ediyorum çünkü hangi kombini beğendiğinizi. Çok farklı tarzlarda bu sefer kombinler yaptım. Daha önce kullanmamış olduğum kıyafet parçaları kullanmak istedim. Gerek ayakkabılarda olsun, elbiselerde vesairelerde olsun daha değişik kombinler yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beni desteklemek için aşağıdaki linkleri kullanarak ürünleri alırsanız beni desteklemiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kanala abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Maddi olarak destek olmak zorunda hiçbir zaman değilsiniz. Lütfen o şekilde hissetmeyin. Yorumlarınız da, like'larınız da beni çok destekliyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.